Pekala çocuklar. Bir sonraki zorlu yarışmamız illüzyon temalı. Şimdi yaratıcı yanınızı ortaya çıkarın bakalım. Pekala, sanırım nasıl başlayacağımı biliyorum. Keşke bana da biraz ilham gelse. Şuraya atacağım birkaç çizgi de işe yarayabilir. Sonra bunları birleştiriyorum. Çok kolay ama aynı zamanda harika görünüyor. Bunu kesin ben kazanacağım. İşte bitti. Bu evet, hoş olmuş tabii. Ne çizdiğime bak. Ben benimkini biraz daha ayrıntılı düşünüyorum. Bütün iç çizgilerde. Tam bir kare çizdikten sonra üst ve altına çizgiler çekeceğim. Sonra bir sağını bir de solunu çiziyorum. Yalnız bu zaman alıyor gördüğün gibi. Ama sonunda hepsi anlamlı olacak. Çizgileri belirli bir yöntemle yerlerine oturttuğunda çok farklı perspektifler yaratabilirsin. Yapmam gereken sadece şekli oluşturmaya devam etmek. Bu arada biraz renk vermenin de yararı olur. Bak nasıl canlanmaya başladı. Sanki içine atlayabilecekmişsin gibi görünüyor. Bir deneyeyim o zaman. Of, olamaz. Hey, seni orada görebiliyorum. İşte resmimi tamamladım. İçinde de bir bonus var sizin için. Orada neler oluyor öyle? Selam, ben buradayım. Şuna bir bakayım. Seni oradan çıkaracağım. Hadi çık. Bir dakika, dikkatli olun. Çık şuradan hadi. Başardınız. Bir dakika hani? Ama orası benim çok hoşuma gitmişti. Bekle, nereye gidiyorsun? Ben oraya sıkışıp kalmak istemiyorum. Selam. Selam Ryan. Sana bir şey getirdim. Ay, bu bana mı? Bu nasıl açılıyor? Dur. Yo. Kahramanımsın. Az kalmıştı. Bir fikrim var. iPhone'unu korumak için tek gereken şey bir silikon tabancası. Bir kat sıcak silikonu iPhone'un kenarlarına sürmeye başla. Dikkatli ol, kameranın üstüne gelmesin. Silikonu telefonun kenarından akıt. Telefonun güvende olmasını istiyoruz. Sonra telefonun kalanını kapla. Kalın bir katman elde etmek için bolca sık. Telefon kaplanınca sıcak silikon kurusun. Fazladıkları kes ve işte benzersiz bir telefon kılıfın oldu. Ne düşünüyorsun? Bu harika. Teşekkürler. Brian? Kağıt ne için? Bu kumbarayı sevdiniz mi? Anladım. Önce birkaç kalp çiziyorum. Sonra her şey yerine oturuyor. Nick çizmeye başladı. Sanırım ben de denemeliyim. Hadi bakalım. Ay! Bir tebeşir tozu yığınına dönüştü. Bu turu kesin kazanacağım. Şuraya birkaç çizgi daha. Ben de parmaklarımı kullanayım o zaman. Bunlar göz olacak. Bak, bu bir domuz. Vücudunu da unutmayayım. Neredeyse bitti. Nikki'ninki iyi. Ama renkli olunca tabii daha iyi. Tamam, şimdi kuyruğu da ekleyeyim. İşte. Hepsi bitti. Kazanan resme merhaba deyin. Benimkini kaldıramıyorum. Bakalım hele. İyi görünüyor. Çok fazla toz. Of ya Melanie. Pardon. Bu eğlenceli. Tamam, hadi at. Ya, kaybettim. Döndürme sırası bende. Ne geleceğini merak ediyorum. Bir sürpriz. Seçecek ne çok şey var. Bunu şekerleme sanmıştım. Bu ne ki? Çizmek için kullanıyorsun. Anladım. Böyle mi? Eğlenceli. Ne düşünüyorsun? Peki. Onu böyle kullan. Bir spray çizecek. Yapman gereken tek şey kalemi oynatmak. Geri kalanını daireler yapıyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Çok güzel görünüyor.
Tamam, farklı bir renk deneyelim. Gördün mü, başka bir desen çıkıyor. Bunlara artık ihtiyacım yok. Şimdi güzel görünüyor. Hipnotize edici. Ashley, iyi misin? Oho. Hadi çık şundan. Gürültülü olduğunu biliyorum ama. Bu işe yaramalı. Sahiden mi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Aa, belki bu tüyü halleder. Uyan hadi. Apçuu! Ne oldu? Evet, güzel dairelerim. Harika görünüyorlar. Şimdi buna hazır mısınız kızlar? AirPodlar devasa. Hey, bu haksızlık. Şimdi bununla mı çizeceğim yani? Zar zor tutuyorum zaten. Bu çok saçma. Ben başlamaya hazırım. Bu mükemmel. Küçük bir sabotajın tam zamanı. Yoksa sabuntaj mı desem? Şimdi bunun üzerine çiz de görelim. Ortadan başlıyorum. Bu çok tuhaf. Kalemimde bir sorun mu var? Bilmem ki. Tuhaf. Süre doldu. Bir dakika daha. Süre doldu dedim. Yaptıklarınızı gösterin bakalım. Peki. Seninkini görelim Jennifer. Güzel. Ama sabun getirdiğini görüyorum. Bu da demektir ki diskalifiye oldun. Demek sendin. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ne gıcıksın. En azından temiz. Sanırım kulaklıkları Ashley alıyor. İnanamıyorum. Sesim müthiş. Pekala, bu sefer düğmeye ben basacağım. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Bir ağaç. Bunu hiç beklemiyordum. Bir dakika, yine mi ellerimi kullanamıyorum? Bakalım sihir bize bu meydan okumada ne verecek? Sanırım bir şişe mürekkep ve bir de pipet mi? Neyse, başlasam iyi olacak. Gösterin bakalım kendinizi dirsekler. Aferin, şimdi mürekkep şişesinin kapağını açalım. Evet, güzel. Neyse ki pipetler ağza uygun yapılıyor. Pekala, şimdi bunu biraz mürekkep almak için kullanacağım sanırım. İşe yarıyor. Bu ne ya? Pipetle ne yapacağım ki? Hayır, mürekkebi içiyor. Dur, o mürekkep içecek değil. Onu içiyorsun sandım. Benim için mümkün olan tek şekilde resim yapıyorum. Sadece mürekkep istediğim yerine gidene kadar üflemeliyim. Vay canına, müthiş oldu. Bunun tamamını ağzındaki o pipetle yaptığına inanamıyorum. Bu niye olmuyor? Belki pipetle daha güçlü üflemeliyim. Hadi sen aptal mürekkep. Bir dakika, yüzümdeki ne? Yüzüme mürekkep sıçramış. O niye ağlıyor şimdi? Ortalık fena batmış. Dur bir dakika. Durayım mı? Niye? Bak, bende bu pembe boya var. Şuradan bir sıra sıkıyorum ve başka bir renk daha. Pekala, işte iki sıra boya hazır. Şimdi bir pamukla çubuk lazım. Onu açık pembeye batırıyorum. Şimdi izle. Bunu senin mürekkeple yaptığın dallara bastırıyorum. Gördün mü? Çiçek gibi görünüyor. Bahardaki henüz açılmamış goncalar gibi. Ne kadar güzel olduğuna bak. Çok güzel değil mi? Gerçekten ağacımı daha özel bir hale getirdi. Bu işte birlikte çalıştığımıza sevindim. Ben de çok hoş. Etrafın tozunu aldığın için teşekkürler Bay Brokoli. Ne? Rüya görüyormuşum.
Acaba saat kaç oldu? Telefonuma bir baksam iyi olacak. Aha, telefonum. Olamaz. Aha, yere çok fena çarptı. Hayır. Kırılmış, aman tanrım. Başıma gelebilecek en kötü şey. Aha, bir kabusun içindeyim. Neler oldu? Ben neredeyim? Tamam, telefonum. Hey, beni düşürdüğün yerdeyim. Hatırladın mı? Selam. Bu bir kabus. Aman tanrım. Bu da diğer bir kabusmuş. Bir dakika. Telefonum. Telefonum yerde değil, ait olduğu yerde şu an. Ama acayip aklım gitti. Bunun olmasına izin veremem. Bunun için ne kullanacağımı biliyorum. 3 boyutlu kalemimi alıp bir şeyler yapmam lazım. Hoşuma gittiği için bu mor renkli mürekkebi alacağım ve telefonumun kılıfını boyamaya başlayacağım. Böyle yukarıdan aşağı zigzaklar çizip aşağıya doğru devam edeceğim. Bu boşluğu doldurmak için bir sürü 3 boyutlu mürekkep kullanmam gerekiyor. Tamam, üst tarafı bitirdiğime göre şimdi sıra yanlarda. Yan taraflarında iyice kaplandığına dikkat etmeliyim. İşte oldu, kılıfın üstünü tamamen kapladım. Elimden kaydı. Sorun yok, hiç kırılmadım. Aman tanrım, çok endişelenmiştim. Ama yeni kılıf çok iyi işe yaradı. Pekala, şimdi uykuma devam edebilirim. Oh, bu zor bir iş. İnanamıyorum, bu müthiş bir keşif. Nazikçe temizleyeyim. Bu Roma çömlek işçiliğinin nadide bir örneği, meşhur olacağım. Bunu güvenli bir yere koymalıyım. Şu raf işimi görür. Ne kadar güzel. Temizlik zamanı. Her yer toz olmuş. Bu bardak ne arıyor burada? Ne kadar da eski püskü. Ama bu durumu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bardağı ters çevir. Biraz alüminyum folyo al ve buruşturup top haline getir. Alüminyum folyo topuna bir damla sıcak silikon sık. Sonra bardağın tabanına yapıştır. Tabana 3 tane daha top yapıştır. Biraz daha alüminyum folyoya şöyle şekil ver ve tabağın yanına yapıştır. Öbür yana da uzun bir parça. Şimdi folyoyu renkli silikonla kapla. Hiçbir yerine atlama. Bardağı da silikonla kapla. Bardağın kenarından başla ve aşağı aksın gitsin. Sıcak silikon koruyunca şöyle görünmeli. Gülen bir yüz eklemeyi unutma. Böyle çok daha iyi. Hey, tarihi eseri gördün mü? Küçük bir bardaktı. Bayağı eski görünümlüydü. Onu düzelttim ben bak. Şaka yapıyorsun. Hayatımın buluşu. Mahvolmuş. Beğenmedin mi? Pekala arkadaşlar, ben gidiyorum. Babanın yanında usudur kızım, olur mu? Gözlerini sakın ondan ayırma. Akşam yemeğinde görüşürüz. Görüşürüz. Of, sıkıldım. Baba, benimle oynar mısın? Bununla ne yapacağım ki? Of. Bin kilo bu herhalde. Burada yapabileceğim bir şeyler olmalı. Vay canına, annemin şu elbiselerine bak. Bu en sevdiğim. İnanamıyorum. Bu yetişkin eşyalarına bak. Yok artık. Bu gerçek bir hazine gibi. Acaba bu bana uyar mı? Çok iyi. Nihayet bitti. Eva, sen neler yapıyorsun öyle? Hoşuna gitti mi? Bunların hepsi annemin eşyaları. Unutma, eşyalarımı karıştırmak yok. Of, olamaz, bu çok kötü. Ama bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Eva'ya kendi takılarını yapacağım. Ve tam prenseslere layık bir şeyler olacak. Mesela bu taç harika bir yüzük olacak. Ve başka şekillerde yapabilirim. Örneğin eğlenceli bir yıldız. Ve istersen farklı renklerde kullanabilirsin. Küçük kızlar kalbe bayılır. Bunun için kırmızı tabii ki en iyi seçim. Neredeyse bitti. Çok harika, olmadı mı? Ortasına bir nokta koymayı da unutmuyoruz. Bunun sayesinde yüzüğü birleştiriyoruz. Bak, bir sürü yüzüğümüz oldu. Ve bunların hepsi senin. Çok harika değiller mi? Teşekkür ederim baba. Sen de bunu giyebilirsin. İşte buna hayal gücü denir.
Bugün pek hareketli değil. Şöyle güzel tarzı olan bir saç kesimi için gelmiştim. O tabii ki size yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum. Lütfen şöyle oturun. Teşekkürler, öyle yapayım. Bugün hava nasıl dışarıda? Hala sıcak mı? Pekala, bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Biraz uçlardan alınmasını istiyorum. Kırıkları kesip biraz kısaltın. Tabii ki hemen. Bunu kesinlikle yapabilirim. Yalnız sandalyenizi ayarlamam gerekiyor. Biraz daha, birazcık daha, az bir şey daha. Pekala, artık başlamaya hazırım. Saçlarınız çok güzel. İyi baktığınız belli oluyor. Saçınız burada dolanmış gibi görünüyor. Orada neler oluyor? Niye durdunuz? Sorun yok. Siz hiç endişelenmeyin, her şey kontrolüm altında. Aman tanrım. Tarak tam ortadan ikiye ayrıldı. Yüzünüzün o hali nedir? Hiçbir şey. Bağırsaklarımda biraz sorun var da. Ben şimdi ne yapacağım? Bu en iyi tarağımdı. Bir dakika. Tabii ya. Benim sadık ve güvenilir 3 boyutlu kalemim var. O bu sorunu halleder. Elimde tarağın bir çizimi var. Bunun içini 3 boyutlu kalemimle en sevdiğim pembe renkte dolduracağım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. İşte oldu bu tarağın ön tarafı. Şimdi sıra tutma yerinde. Onun için bu açık yeşil rengi kullanacağım. Bu çok güzel bir renk. Bunu fazla kullanma şansım olmuyor. Ve şimdi yeni bir tarak yaptığıma göre daha güzel olmasını sağlayabilirim. Bu kısmını bitirdikten sonra birkaç çiçek de yapacağım. Tamam, neredeyse ve şimdi bitti. İşte yeni tarağım. Ah, uyuyakalmış. Sanırım acele edip işimi bitirsem iyi olacak. Tekrar saçını taramaya devam edeceğim. Ah pardon, biraz uyumuşum. Ha? Okus pokusu çizeceğiniz şey ben mi? Bugün iyice çılgınlaşacağız sanırım. Sakıncası yoksa ben başlıyorum. Hadi bakalım. Şunun hızlıca çevresini çizeyim. Önce şurayı. Sonra sapın çevresini. İşte tamam. Güzel. Onun ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi biraz keselim. Bu işte yeterince usta mıyım? Parmaklara dikkat. Bu da neydi? Neyse. Bunlar da ne böyle? Sanat eserimin üstüne geliyor. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musun artık? Ağaçlarda yaşar ve geceliğin ortaya çıkar. Ne mi? Bir de hu hu diye ses çıkarır. Bu bizim minik baykuş arkadaşımız. Ne sevimli değil mi? Neredeyse bitti. Mükemmel. Sadece biraz renklendirmek gerek. Bu fosforlu tonlar harika. Ortaya çıkmaya başladı. Tadam! İlginç. Milan'ınki de bayağı iyi olmuş. Aferin. Havalı. Peki ya şu dağınıkla kim toplayacak? Pantolonum. Of ya. Görünüşe göre ödülü Melanie alıyor. Annemin doğum günü olduğunu unutmuşum. Bunun içinde bir şey olmalı. Yokmuş. Buralarda bir param olmalı. İşte şimdi alışveriş zamanı. Telefona param yeter mi? Yeni bir arabaya? Peki bir güle. Teşekkürler. Yine bekleriz. $2 herhangi bir şeyiniz var mı? Son buketimi de demin sattım. Of ya. Birkaç yaprak kalmış sadece. Aslında buldum. Dökülmüş yaprakları atma. Şeffaf ojeyle üstlerini boya. Sonra ultraviyole ışığının altında beklet. Güzel. Şu küpe iğnesini takmaya tam uygun. Havalı değil mi? Çok hoş. Anne? Selam Betty. Senin için bir şeyim var anne. Ne kadar tatlısın.
Çok güzeller ve de çok benzersiz. Teşekkür ederim. Seni seviyorum bebeğim. Bunu değiştirmenin zamanı geldi. Taze takılar duman üstündeyken alın. Aa, koş. Sırılsıklam oldum. Ay canına ama sanki azalıyor. Çok şükür. Evet çok acayip bir ayıldı. O olamaz. Satrançlar tam mahvolmuş. Bu nasıl olabildi? Hiç anlayamıyorum. Dinle sen burada kal. Ben birazdan göreceğim. Tüh ya. Pekala bunu yapmak için neredeyse hazırım. Yalnız etrafı korumam lazım. Eldivenler hazır. Şimdi işe koyulma zamanı. Elimde birkaç kalıp dolgusu var. Şimdi bu karışıma biraz da sinekliyim. Pekala şimdi bunu kalıplarımın içine döküyorum. Çok fazla değil ama. Şimdi biraz daha karıştırmam gerek. Biraz daha kırmızı olsa iyi olacak sanırım. Ve tabii ki daha fazla sim gerekiyor. Tamam güzel şimdi bunu ikinci kalıba döküyoruz. Harika dolgu iyice kurusun. Sanırım oldu. Evet kalıptan rahatlıkla çıkıyor. Harika oldu. Bunlardan birkaç tane daha yapmalıyım. Bayağı güzel bir şeye dönüşmeye başladı ama. Şimdi daha şeffaf bir karışıma ihtiyacım var. Bu yeterince iyi oldu. Şimdi bunu kalıba döküyoruz. Karışımı bütün kareye yayıp daha önce yaptığım ufak karelerin üstünü kaplamam lazım. Yeterli miktarda dökmem lazım. Tamam, bunun dışında bütün köşeler doldu. Evet işte oldu. Aman tanrım şuna bak, çok harika oldu. Hey üzülme artık, ben sana yeni bir satranç tahtası yaptım. Bunu sen mi yaptın? Benim için evde. Vay canına. Bu inanılmaz havalı bir şey. Hey, oynamak ister misin? Pekala, hazır mısın Ashley? Bence ben yapabilir miyim lütfen? Tabii hadi yap. Teşekkürler, bu çok heyecanlı. Tavşan geldi, gördün mü? Sen ciddi misin? Kedi geldi. Hayır, olmaz tavşan geldi. Kes şunu. Çok kötüsün. Ben sadece kurallara uyuyorum. Böyle oynamak istiyorsan Hodri meydan. Hadi yapalım şunu. Hayatım boyunca buna hazırlandım. Gel bakalım. Burnum. Bir şey yapmalıyım. Yeter artık. Pes ettim. Ah şunu versene. Bak şimdi. Kağıda S şekilleri çizeceğim. Sonra onları birleştireceğim. Bu çok şirin olacak. İki gülümseyen yüzü unutmamalı. Bu bir tavşan ve bir kedi. Ama onları renklendirmek gerek. Çok mutlu görünüyorlar. Bunu çizmek çok kolay. Neredeyse bitti. Justin şuna bak, sarılıyorlar. Oo, bu bir kedi. Güzel. Aa, ne sevimli. Hiçbir tek boynuz zaten bu kadar yakından görmüş müydünüz? Şimdi gördük. Bu tek ilham kaynağımız. Kalemim nerede? Nasıl resim yapacağız? Alışılmışın dışında düşünmemiz gerek. Resim kutusu işte budur. Şunu kocaman açalım hele. Evet işte budur. Vay canına, ben de bunu kullanabilir miyim? Aha tabii. Sonuçta en iyi arkadaşlarız değil mi? Al. Beyazla ne yapayım? Bunun üstünde görünmüyor bile. Benim sorunum değil. Değil mi? Of ya. Şimdi ne yapacağım? Yardım etsem mi? Al bakalım. Aa, bunlar da nereden geldi? Tamam mı canım? Şimdi gerçekten işe koyulabilirim. Bir dakika, buldum. Çok gizli bir tasarımla başlayacağım. Göremeyeceksin bile. Yani en azından şimdilik. Boya üstünü boyamıyor. Yani boyadıkça resim ortaya çıkmaya başlıyor. Tada! Bir tek boynuzlu at gördün mü? Ama her türlü şey çizebilirsin. Seçenekler sonsuz. Elinizdekileri bırakın. Beğendiniz mi? Neredeyse tamam. Ya Ashley'ninki? Aa, bu nasıl mümkün olabilir? Ona beyaz bir mum boya vermiştim. Bu çok hoş görünüyor. Matthew buna bayılacak. Of. Belki de hiç beğenmez. Bunu düzeltmem lazım. Harika, silgim bitmiş.
Neyse, kalem kutumda bir tane daha var. Nerede şu? Bir tane olduğundan eminim. Bir saniye. Şşt. Cina, silgini kullanabilir miyim lütfen? Tabii ki. Al. Pardon. Ay. Çok sağ ol. Makbule geçecek. Tam ihtiyacım olan şey. Silgim hala Matthew'da. Gidip onu göreyim. Ona sürpriz olacak. Of, ne kadar uzakta yaşıyormuş. En azından daha sonra duş almama gerek olmayacak. Keşke yanımda ceketim olsaydı. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ne? Bugün çok güzelsin. Buna inanamıyorum. Üstelik elinde silgim var. Bu çok kötü. Aptal Matthew. Bunu nasıl yapabilir? Ona bir daha asla silgimi vermeyeceğim. Ben şimdi ne yapacağım? Gina, ne? Sen ne kadardır oradasın? Kalem tıraşı kullan. Nasıl yani? Bir dakika, anladım. Teşekkürler. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Önce kalem tıraşı ters çeviriyorum. Sonra altını tutkalla dolduruyorum. En üstüne dolana kadar tutkallıyorum. Şimdi tutkalın sertleşmesi için bırakıyorum. Bu kadar yeter. Tutkal kalem izini silecek. İşte gayet güzel siliyor. Şimdi resmimi tamamlayabilirim. Nasıl? Sana yardımcı olabileceğimi düşündüm ve sana bunu aldım. Ay, çok şirin. Üzgünüm. Bir dakika baba, bir şeye ihtiyacım var. Aa, farkına bile varmadı demek. Bir şeyler unutuyor olmayasın. Aa, sağ ol. Hadi gidelim. Of, hiçbir yerde bulamıyorum. Yok, burada da değil. Nedir o? Anahtar dedim. Ay, yine mi kaybettin? Hadi arayalım o zaman. Yok. Bunun altına baktın mı? Hadi koltuğun altına bakalım. Var mı bir şey? Yok. Şimdi bir oturup düşünelim. Bende yoklar değil mi? Üf, fena. Başka nereye bakacağımızı bilmiyorum. Bir dakika. Artık şunlara dikkat et küçük hanım. Goodbye. Hadi güle güle. Bir dakika. Anahtarları unutmadın değil mi? Burada yoklar. Of. Etajerde. Of, olamaz. Baba. Eve girmem lazım. Bu hikaye ilginç bir şeye dönüşüyor. Of, hiç ümit yok. Sanırım burada böyle çakılı kaldım. Kimse çöpü çıkarmıyor. Eyvah. Anahtarlarımı unuttum. Yine mi? Yok artık. Bunların hepsi senin mi? Bu aklıma bir fikir getirdi. Anahtarlarını artık kaybetmeyesin diye senin yapboz parçalarından birini kullanabilirim. Parçanın üstü tamamen kaplandığında en üstte isminin ilk harfini yaz. İşte bitti. Artık anahtarlarını hiç kaybetmezsin. Al bakalım. Hey, üstünde A harfi var. Teşekkürler baba. Aa, babam kendine de bir tane yapmış. Birlikte çok şeker görünmüyorlar mı? Benim babam dünyanın en iyi babası. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Bitiyor mu artık? Ah evet, büyük kısmı bitti. Harika. Bir dakika. Annem bunu görünce çıldıracak. Hey, evde kimse var mı? Pardon, korktum da biraz. Tamam, derin nefes al. Teşekkürler. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Şunun gibi lastik bir kalıp al ve içine renkli jöle ayıcıklar yerleştir. Farklı renklerde birkaç tane seçiyorum. İçine çepeçevre sok. Sonra ayıcıkların üzerine epoksi reçine dök. Ağzına kadar doldur.
Artık takmak için hazır. Ne tatlı değil mi? Dövmemi de tam kapatıyor. Şimdi tamam. Üstünü kapatacak mısın yani? Ama neyse. Betty, dönmüşsün. Ha, Selim anne. Ha? Aa! Dönme mi? Aha, benimkinin yanında minicik bak. Aha, canına harikasın. Anasına bak, kızını al. Okul sonrası el işleri zamanıdır. Şu şeyin nasıl şekiller yaptığına bak. Neyse ki elimde bir sürü var bunlardan. İşte böyle bolca yağdırıyorsun. Sanırım çok güzel görünüyor. Her zamanki gibi etrafı batırıyor. Ama en azından sağlıklı olmayı öğrendim. Yalnız şunu bir şekilde korumam lazım. Yani baskı fırçasından bahsediyorum. Amma da akıllıyım. Şimdi nasıl ilginç bir şey yapabilirim acaba? Umarım boyaları seviyorsundur. Küçük dostum. Olamaz. Eyvah. Başın büyük dertte küçük hanım. Şimdi ver o pisayıcıyı bana. Olamaz. Bunu daha iyi hale getireceğim. Ama önce birkaç deneme yapmam lazım. Bunu daha önce görmüş müydün? Bunun üstüne iyi bir miktar boya sıkayım. Yanında ayıcık varsa kirlenmek hiç sorun değil. Oo, bu hoşuna gitmiyor mu bay ayıcık? Etraf batmaya başladı ama bu yapabileceğin en şirin baskı herhalde değil mi? Buna birkaç ufak ayrıntı eklememiz lazım. Çiçeklere ne dersin? Üstü iyice boyaya bulandığında bastır gitsin. Ne eğlenceli bir tasarım oldu. Sanırım kötü bir durumu çok iyi bir şeye çevirdim. Ha canına, ben de bunu bir deneyeyim. Bir şey olmuyor. Hadi ama. İşte oldu. Bu çok eğlenceli aslında. Bu sefer düğmeye sen bas Sky. Tamam işte Jark. Bakalım bu meydan okumada ne gelecek? Hey, bir tek boynuzlu at. Sen de çok heyecanlanmadın mı? Ah, bu yeni bir şey. Bu sefer gözlerini kapamalısın Lexi. Madem gözlerim kapanacak o zaman ben de en azından bir tek boynuzlu at olurum. Evet, tek boynuzlu at şeklinde kurabiyeleri süsleyeceğiz. İyi eğlenceler. Oh, yine önlük takıyoruz. Pekala, tamam sanırım artık gözümü kapasam iyi olur. Sky, nereye gittin? Orada mısın? Oradaki ne? Evet, işte bir kurabiye. Bunu alıyorum. Ve atıştırmalık zamanı. Lexi, orada görülecek bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Bir dakika, kurabiyeme ne oldu? Gitmiş. Kayıp mı? Nereye gitmiş ki? Ben bir şey görmedim tabii. Evet, bu gizemli gerçekten de. Yeni bir kurabiye alayım. Ama gözüm Lexi'nin üzerinde. Pekala, bu kurabiyeleri süslemeye başlasak iyi olacak. Tamam Lexi, başlamana yardım edeceğim. Bu en sevdiğin kaplama. Harika, teşekkürler Sky. Başlasam iyi olur, sanırım bu zor olacak. Önce kurabiyenin çevresini çizerek başlıyorum. İşte şimdi içini biraz daha beyazla doldurayım. Tamam, sanırım iyi oldu. Eminim harika görünüyordur. Vay canına, gerçekten çok hoş oldu sanırım. Biraz daha ve tamam, bütün kurabiye kaplandı. Şimdi bu boya fırçasını ve altın renkli kaplamayı kullanacağım. Aşağıya ve kulaklara biraz sürüyorum. Tamam, boynuzu da unutmayalım. Şimdi tek boynuzlu atıma göz yapayım. Şimdi bu kırmızı kaplama şekerini kullanacağım. Kalp şeklinde burun delikleri olsun istiyorum. Ne tatlı. Aslında bu işte bayağı iyiyim sanırım. Tamam, bu renk lazım. Bu renk hangisi acaba bilmiyorum. Ama tek boynuzlu atımın gözlere ihtiyacı var. Sonra tekrar farklı bir renge geçiyorum. Burun deliklerini de yapayım ki nefes alabilsin. Çok önemli bu. Harika olmaya başladığından eminim. Evet, bitti. Sen ne durumdasın Sky? Ah, olamaz. Bu hiç beklediğim gibi olmamış. Neyse, gözlerim bağlıydı ve ancak bu kadar oldu. Bunu burnundan öpmek istiyorum. Gerçekten çok sevimli. Kocaman öpücükler. Benim de en azından boynuzum var. Günaydın Julie. Yeni kupam harika görünmüyor mu? Çok şirin. Bakabilir miyim? Hayatta olmaz. Hayır. Pekala, sen bilirsin. Acaba bunu nerede güvende tutabilirim? Bu raf bayağı yüksek gibi. Jolie buraya asla uzanamaz. Topuklu ayakkabılarıyla bile. Görüşürüz. Ortalık sakin görünüyor. Kupa operasyonu başlasın. Az kaldı. Onu parmaklarımın ucunda hissedebiliyorum. Evet. Hayır. İnanamıyorum. Şimdi işim bitti.
Hemen kanıtları saklamalıyım. Umarım kimse buraya bakmaz. Üç boyutlu kalemim. Belki de kupayı düzeltebilirim. Alüminyum folyoya şekil vermekle başla. Üzerini kapladıktan sonra kurumasını bekle ve sonra çıkar. Sonraki aşamada biraz yaratıcılık var. Büyük bir kırmızı kalple başlayalım. İçini doldurmayı unutma. Yukarı aşağı çizgiler yapabilirsin. Ve bu kadar. Çok sessiz olmalıyım. İşte oldu. Bir bakalım. Ya ne kadar şirin bir kupa bu. Bu nasıl olabilir? Okumaya devam etmeliyim. Evet, bu mantıklı. Şimdi anladım. Peki ya. Of! Başım! Havalılar sınıfı mı? Aman tanrım. Tamam tamam, sakin ol. Bu benim için çok iyi bir fırsat olabilir. Hadi bakalım. Oo, aman tanrım. Çok harika. Sınıftaki şu havalı tiplere bak. Orada köşede dövme yapıyorlar. Ve buradakinin bir gitarı var. Çok havalı. Devam et. Bu dövme çok harika bir şey olacak. Of, bu sanki bayağı acıtıyor. Umarım ineleri sterize etmişlerdir. Aa, bu iyi bir ne benziyor sanki. Belki de değildir. Vay cadına. Kız bilek güneşinde çocuğun canını okudu. Amanın, o aslında öğretmenmiş. Ne? Kıyafet kuralı mı? Ne yani? Ne yapmam gerekiyor? Bir bakalım. Aa, piercing. Hem de bir sürü piercing. Of. Ben şimdi ne yapacağım? Bu sınıf için yeterince havalı değilim. Ama ben bir sürü ev ödevi yapmıştım. Hey, bir saniye. Ataş. Hey hey. Bununla harika bir şey yapabilirim. Pekala, bunun için birden fazla ataşa ihtiyacım var. 4 tane yeter sanırım. Şimdi bir tel kesici lazım. Bu yaptığım antrenörü dudağıma ve burnuma takacağım. Şimdi sıra kıyafetlerimle saçlarımı değiştirmede. Sınıfa kendimi tekrar tanıtmamın zamanı geldi. Çok havalı. Sınıfımıza hoş geldin. İşte bu. Sen bizden birisin. Yüzündeki piercinglere bak. Acayip. Bu kızdan çok hoşlandım. Harekete geçmem lazım. Selam. Bunu dersten sonra yap lütfen. Peki o zaman. Ama hey, gel benim yanımdaki sıraya otur. Vay canına, bir türlü çıkmıyor şuradan. Sakız gibi adeta. Oh. Selam. Yerine otur Ellie. Tabii ki. Bana bakıp durma. Pek de sıcakkanlıymış. Bu renk bana yakışıyor. Hemşire. Pekala çocuklar, kitaplarınızı açın. Bunu yapmak zorunda mıyım? Bugün çok heyecan verici bir dersimiz var. Evet, ne demezsin. Defterlerine bayıldım. Sanırım not almaya başlasam iyi olacak. Evet, biliyorum. Kalemim çok şirin. Keşke benim eşyalarım da güzel olsaydı. Bana ait her şey çok sıkıcı. Bu haksızlık. Orada neler oluyor? Bir dakika. Sorun nedir? Benim kalem kıskançlığım var. Bir bakayım şuna. Bu güzel bir kalemmiş. Belki sana yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Kalemlerini bu numarayla güzelleştirebilirsin. Tükenmez kalemin içindeki parçaları çıkar, sonra tüpü tutkalla doldur. Ama etrafı mahvetmemeye çalış. Bu kadar yeter. Şimdi tüpün içine sim dök. Mürekkebi tekrar tüpün içine koy. Ve kalemin ucunu vidala. Artık kalemin hiç sıkıcı değil. Güzel görünüyor değil mi? Vay canına, şuna bakın. Bu ufaklığı da unutmamak lazım ama. Oo, çok muhteşem. Teşekkürler. Bir dakika. Şimdi kendimi daha rahat hissediyorum. Vay canına, çok şıksınız. Şunu bir alayım. Bu gözlük olmaz. Seninle değişmen gerekiyor. Kendimi çok hayat dolu hissediyorum. Ne? Nasıl yaptı bunu? Kimin umurunda ki? Bayıldım. Siz benim en sevdiğim öğretmenimsiniz.
Ben sadece işimi yapıyorum. Kendimi müthiş hissediyorum. Ne? Vay canına, yeni görünümüne bayıldım. Aa, sana bir şey vermek istiyorum. Gerçekten mi? Bana mı? Teşekkürler en iyi arkadaşım. Hadi selfie çekelim. Bu sınıfa bayılıyorum. Aa, üstümü değişmem lazım. Pekala, bugünkü dersimiz... Resim yapmayı çok seviyorum. Aa, selam. Sen orada ne yapıyorsun? Hayır, bakma, yeterince iyi olmadı. Ne? Hadi ama, bırak bir göreyim. Eminim o kadar kötü değildir. Peki, bak o zaman. Vay canına, bu inanılmaz. Çok iyi iş çıkarmışsın. Ama etrafı biraz dağıtmışsın Jake. Biliyorum ama bir dakika, bunu halledebilirim. Sen bekle, ben bir şey yapacağım. Öncelikle bu kalemin ucunu açacağım. İşte böyle, şu eğlenceli spirale bak. Ve şimdi buna bir yüzük takabilirim. Bak, çiçeğe benziyor. Umduğumdan daha güzel oldu. Tada! Sana bu yüzüğü yaptım. Yok artık, bu harika görünüyor. Bunu kalemtıraşla yaptığına inanamıyorum. Mükemmel. Leon, atıştırmalığın hazır. Portakalı çok sevdiğini biliyorum. Hayır, ellerini yıkamadan olmaz. Kuralları biliyorsun. İşte temizlendiler. Tamam mı şimdi? Hey, eller lavaboda yıkanıyor. Of, peki. Ne saçma. Ama illa ellerimin temiz olmasını istiyorsa peki o zaman. Bir sürü sabun kullanıyorum anne. Oh, bunun. Ne kaygamış. Hey. Bir türlü tutamıyorum. Of, neyse, boş ver. Güzelce temizlendim bak. Karnım çok aç. Ah, sen burada dur. Ben de bir tuvalete gireyim. Ay, olamaz. Ah, Liam. O da ne? Ben ne yaptım şimdi? Neredeyse kafamın üstüne düşüyordum. Sabun. Bunun yerde ne işi var? Sanki ayakları var da yürüyüşe çıkmış. Hadi ama dur şurada. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalem sabunun yerinde kalmasını sağlayabilir. Bu kıvırcık çizgileri görüyor musun? Bunların hepsi sabuna yapışıyor. Bu çizgileri sabunun tam üstüne çizerek ona ideal şekli veriyoruz. Ama işim daha bitmedi. Aynı kalemi bu çizimin içini doldurmak için de kullanacağım. Biz bir tek boynuzlu at seçtik. Daha dinamik olması için farklı renkler kullan. Renkli jeli sadece ileri geri hareketle resmin içine yay. Ve işte tek boynuzlu atımız bitti. Şu muhteşem sabunluğa bakar mısın? Hadi onu oraya koy. Yerine de tam oturuyor. Çok güzel oldu. Gözüm üstünde ha. Bu gece büyük gece. Amanım. Koltuk altlarımdan mı geliyor? Bu tüm kokumu giderir. Tamam. Her an gelebilir. Zamanı geldi. Gir bakalım şuraya ufaklık. Geliyor. Hey. Selam. Hayatım, inanamayacaksın bugün. Ah, şu tatlını yesene. Tamam, bugün ofiste. Amanın. Eyvah, onu yutmadı değil mi? Ne? Yüzüğü görmedin mi? Oh, tatlının içine koymuştum. Aa, bu iyi olmadı. Hayır, kolyen. Ne? Ay, yok bir şey. Bekle. Şu küçük saç düzleştiriciyi görüyor musun? Mumlu kağıtla kapla ve içine boncukları koy, bastır. Vay canına, çok havalı. Şimdi tek parça halinde çıkar. Ve kalın bir kaleme sar. Şimdi sertleşti, bak. Betty? Ne?
Aa, beni dünyanın en şanslı erkeği yapar mısın? Benimle evlenir misin? Aa, ay. Ne? Hazır mısınız kızlar? Şu güzelliğe bakın da gözleriniz bayram etsin. Şu elmaslara bak. Sıra sizde. Sanırım bunu yapabilirim. Bir sürü kırmızı var değil mi? İşin aşığı düşün. Jennifer neredeyse bitirdi. Sanırım elimden gelenin en iyisini yapsam iyi olur. Elbisenin dış hatlarını çiziyorum. Şimdi de vücudunu. İşin sihri detaylarda. Şimdi de rengi ortaya çıkaralım. Çizgilerin nasıl hareket kattığını görüyor musun? Sanki canlanıyor gibi. İyi görünüyor. Kesin kazanacak. Yani ona biraz yardım etsem iyi olacak. Tam da her elbisenin ihtiyacı olan şey. Bol bol pırıltı. Oh, ne kadar güzel. Şimdi bir dilek dile. Bir dakika. Alerjilerim hepçiyor. Süre doldu. Hadi Jennifer. Güzel değil mi? Ha, çok iyi. E ya benimki? Ah, hayal gücün müthiş. Ha? Ah, ışıldıyor. Yok artık. Evet, hepsini ben yaptım. Sen alabilirsin. Sanat herkesi birleştirir. Vay canına, bu zencefilli kurabiyeler müthiş güzel kokuyor. İşte orada. Aman tanrım, çok güzel. Saçıyla yaptığı bu ağır çekim harekete bayılıyorum. Ve gözlüğü de ona ayrı bir hava katıyor. Halbuki gözlerinin çok iyi gördüğünden eminim. Ah, selam. Kurabiyelerimden bir tane ister misin? İsterim, teşekkürler. Hmm, çok lezzetli. Hadi sen de bir ısırık al. Ah, evet. Böyle bir şey yaşasak harika olurdu. Şu sınıf nerede ya? Pekala, artık harekete geçme zamanı. Evet, bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Her şey iyi gidecek. Aa, olamaz. Uf, çok fena düştüm. Neyin üstüne düştüm ben? Aa, kurabiye kesicisiymiş. Vay canına. O çok güzel. Aslında bu aklıma dahice bir fikir getirdi. Bu iki kalp şeklindeki kesiciyi bir kalp yapmak için kullanacağım. İşte böyle. Ve şimdi merkezini doldurmam gerekiyor. Etrafa bulaşmaması için bu küçük şırıngayı kullanacağım. İşte oldu. Üstünden ultraviyole ışığıyla geçip kurumasını hızlandıracağım ama biraz sıvı ihtiyacım var. Bu küçük kalpler, yıldızlar ve çiçekler çok güzel. Şimdi diğerini bunun üstüne koyacağım. Harika. Bak, bu anahtarı senin için yaptım. Oho, vay canına. Sen bunu benim için mi yaptın? Bayıldım. Pekala çocuklar, pikniğimiz hazır. Sahte yiyeceklerinizi yiyin bakalım. Of, sıkıldım. Ah, ablamın telefonu. Ama açamıyorum ki bunu. Buldum. Bütün gereken onun yüzü. Yavaşça çekelim. Uyanmasın sakın. Yüzü alayım lütfen. Demek gözleri açılmanın işe yaramıyor. Bu bant bayağı dayanıklı görünüyor. Onu uyandırmadan göz kapaklarını açmam lazım. Diğerini de halledelim. İşte gözleri ortaya çıktı. Artık bu kötü çocuğun kilidini açmanın zamanı geldi. Bir şey olmuyor mu? Demek hala işe yaramıyor. Şu yüzü daha doğal görünse iyi olacak. Hadi ama kapan. Ağzının nesi var öyle? Hadi kapat şu ağzını. Hareket etmeyin, kes. Yok, hiçbir şekilde işe yaramıyor. Bir dakika, bu şeffaf kağıdı kullanabilirim. Bunu yüzüne koyup yüzünün tamamının şeklini çıkarabilirim. Telefon sonuçta yüzün genel hatlarını tanıyıp açıyor. Neyse ki hareketsiz duruyor. Şimdi de çene hattını doğru çizmem lazım. Mükemmel, gerçek bir sanat eseri oldu. Sana yardım edebilir miyim? Bu neden bana çok tanıdık geldi? Eğer yüzümün resmini yapmak istiyorsan fotoğraf kullan. Çek şeklini. Sana bunu nasıl doğru yapacağını göstereyim. Önce kalemleri bir araya getirmen gerekiyor. H'ye benzeyen bir şey yapıyorsun. Gördün mü? İşte hazır.
Sonra yüzün hatlarını çizmeye başlıyorsun. Ve diğer tarafa da aynı şeyi yapıyorsun. Gördüğüm gibi diğer kalem de senin hareketlerini izliyor. Çok kolay. Bunun için bir sürü resim dersi almaya gerek yok. Gayet güzel oldu değil mi? Sanki aynaya bakıyorsun gibi. Hey! İşe yaradı. Görüşürüz. Ne yaparsan yap sakın mesajlarımı okuyayım deme. Ya da fotoğraflarıma bakma. Bir şeyler atıştırma vakti. Ah, o hayallerimdeki kız. Her polis donat sever. Şöyle rahat edeyim. Cennette gibiyim. İyi görünüyorlar. Oh, ah, şimdi olmaz. Bunun sesi niye bu kadar yüksek ya? Alo? Onu kollarıma alabilseydim. Donatlarım. Onları artık yiyemem. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Düşün, onu nasıl etkileyebilirim? Oh, sanırım buldum. Üç boyutlu kalemle bir daire çiz. Daireyi büyüttükçe büyüt. Daire doğru büyüklüğe geldiğinde üç boyutlu kalemle ona yükseklik kazandır. Dairenin üzerinden giderek katmanlar oluştur. Aynısını ortada da yap. Sonunda şöyle bir şey ortaya çıkacak. Bir mini donat. Başka bir renk al ve üst kaplamasını yap. İnsanı acıktırıyor. İyi görünüyor. Biraz süs şekeri ve bir zincir ekle. İşte ideal hediye. Oh, umarım beğenir. Geliyorum aşkım. Hey, psst. Ne istiyorsun? Gelsene bir. Umarım tuzak kurmaya kalkmıyorsundur. Bende senin için bir şey var. Ah, çok güzel. Bayıldım. Çok tatlısın. Evet. Selam. Selam. En iyi tasarımım. Selam, burası güzel olmuş. Oo, senin için özel bir şeyim var. Aa, bir kalem. Bu sıradan bir kalem değil. Ben de lazer kalem de var. Oh, peki ya buna ne dersin? Ruja benziyor ama izle. Ha, etkileyici değil mi? Ondan geçen sene almıştım dostum. Peki, zor müşteri. Düşüneyim. Aa, buldum. Bu işi biraz hızlandırabilir miyiz? Bu her şeyi gösteriyor. Cidden mi? Şunlara baksana. Bunları kullanamam. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Bende bu var. Kırılmış gözlüğü düz bir yüzeye koy. Üç boyutlu kalemle gözlüğe bir burun köprüsü yap. Silikonlu gözlük çerçevesinin üstüne doğru devam ettir. Çerçevenin üstünde de bunu tekrarla. Bu bitince sapı tuttur. Ona da üç boyutlu kalem uygula. Bütün sapı kapla. Kırıldığını kimse fark etmez. Tamir ettim. Çok şık olmuş ha. Oh, bir deneyeyim. Ne düşünüyorsun? Sen de kalsın. Ama anladım. Pekala, sıradaki tura geçelim. Dur, gözlerini kapa. Aa, gizemli. Eşliğe sürpriz yapacağım. Bu çok iğrenç. Üstelik berbat kokuyor. O koku da ne? Affedersin. Dur Justin. Ne yapabileceğimizi buldum. Şuna bak. Bir ağaç çizerek başlıyorum. Sonra birkaç elma çiziyorum. Yeşil yapraklar da ekleyelim. Çizgileri aşmasam iyi olur. Güzel görünüyor. Yaprakları biraz koyu yeşil de ekliyorum. Bu doku katıyor. Elbette gövdesinin kahverengi olması lazım. Dikey kalem darbeleriyle ağaç gibi görünüyor. Sonra elmaları kırmızıya boyuyoruz. Çok nefis görünüyorlar. İşte. Bir elma ağacı. Güzel ama gerçek bir elma değil. Justin bak. Oo, çok havalı. Bu çok lezzetli. Denesene. Sanırım deneyeceğim.
Acaba biraz pizza çizebilir misin? AirPod kulaklıklar bayağı şık cihazlar ama kutusu fena halde sıkıcı. Ama bir 3 boyutlu kalemle onu çok daha eğlenceli hale getirebiliriz. Kutuya dikine çizgiler çizerek işe başla. Çizgileri birbirine yakın tutarak kutuyu çepeçevre kapla. Düğmenin çevresinden geç. Dibini de kapla ama soket boşluğunu açık bırak. Bunlar bitince başka bir renk al ve kapağa bir daire çiz. 3 boyutlu kalemi kullanarak kutunun kapağına üçgenleri tuttur. Sonra çiçekleri ekle. Son olarak da kirpikleri çiz. AirPod kulaklıkların için tek boynuzlu atlı bir kutu. Hey, şuna bak. Ne tatlı. Biliyorum. Benimki çok sıkıcı. Oh la la la. Son bir tane daha kaldı. Bu ses de ne? Aniden hareket etme isteği duymaya başladım. Ellerim dans edecek. Bu şarkıyı daha önce duymamıştım. Ama kesinlikle içimde dans ediyorum. Bir sol anahtarı? Tabii ya. Bas gitar yıkılıyor. Vay canına. Hey, bu benim mi? Seni duyamıyorum. Nasıl gidiyor? İlginç. Güzel olmuş. Bu sayfa boş. Billy, sen misin? İşte imzam kanka. Ay, şimdi bayılacağım. Belki de bu pek iyi bir fikir değil. Pazar temizliği gibisi yok. Bunu en son ne zaman temizlemiştim? Ah, of, odaklan. Her yere dökmüşsün. Dikkat et. Hey, neler olduğunu göremiyorum. Julie, ekrana bak. Olamaz, şimdi ne yapacaklar? Bu kadar gerilimi kaldıramıyorum. Bunu yapmış olamaz. Olamaz. 456 numaralı oyuncu kaybediyor. Gerilim beni fena acıktırıyor. Ah! Sanırım bayağı uzun süredir bunu izliyorsun. En son ne zaman duş aldın? Buna ihtiyacın var. Öf. Biraz daha iyi oldu. Ne yapacağımı biliyorum. Biraz ışıltı zamanı. Folyo kafa hemen geliyor. Tada! Fakat henüz işimiz bitmedi. Etrafını siyah yapıştırıcıyla çiz. Sonra bir kasnak kullan. Birkaç tane lastiğe ihtiyacın olacak. Ardından hepsini zımbala. Harika. Şimdi folyo kafayı kullanma zamanı. Maskeni yapmak için etrafını çiz. Bu kısmı oldukça sabır istiyor. Çeyreklerden biri bitti. Son dokunuşlar. İşte bu kadar. Biraz sabır istediğini söylemiştim. Şimdi sıra diğer tarafta. Zaman uçup gidiyor. Sırada beyaz renk var. Tanıdık geliyor mu? Squid Game'i izlediysen neden bahsettiğimi anlamışsındır. Ürkütücü değil mi? Son bir bölüm daha. Odaklan. Merhaba. Ha? Yoksa bu gerçek olamaz. Aa! Lütfen bana zarar verme. Oynamak istemiyorum. Kendim. Oh, bu çok havalıymış. Ben yaptım. Sanırım biraz yetenekliyim. Sence de çok gerçekçi görünmüyor mu? Biraz zamanım aldı ama değdi. Julie, bak. Onu da sen mi yaptın? Oh, onun kim olduğunu bilmiyorum. Sana benziyor. Şaka mı yapıyorsun?